Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere popcorn'u, bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Modelimizden çok şık bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, atkı ve bereleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben modelimi yaparken anti-peeling özelliğe sahip ip kullandım. 2.20 milimlik tığ kullandım. Modelimiz 3 ve katları üzerine kuruluyor. Eğer sizler bu modelden daha büyük projeler yapmak istiyorsanız zincir sayılarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız modelimizin yapımına geçelim istiyorum. Ben küçük bir parça üzerinde sizlere model göstereceğim için zincir sayılarımı saymadan bir miktar zincir çekiyorum. Bu kadar zincirimin benim için yeterli olacağını düşünüyorum. Tığımın başını alıyorum. 3 adet zincir atlayıp 4. zincirin içerisine 2 seferde çekmiş olduğum bir trabzan yapıyorum. Tığın başını alıyorum. Aynı yuva içerisine tekrar trabzan. Burada zincir hariç 5 adet trabzanımız oluşacak. Yaptım. İpimi tığımdan çıkartıyorum. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirerek popcornumu yapıyorum. 3 adet zincir aşağıdan 1, 2, 3 adet zinciri atlayıp 4. zincirin içerisine bir trabzan. Arada 3 adet zincir aynı yuva içerisine bir trabzan. 3 adet zincir aşağı kısımdan 3 adet zinciri atlayıp 4. zincirin içerisine 5 adet trabzan. İpimi tığımdan çıkartıyorum. Başlangıç noktasında yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasına gelip ilmeğimi buradan kaydırarak popcorn yapıyorum. 3 adet zincir tığın başını alıyoruz. 3 adet zinciri atlayıp 4. zincirin içerisine trabzan. Arada 3 adet zincir aynı yuva içerisine tekrar 1 adet trabzan. Burada V'lerimizi oluşturuyoruz. 3 adet zincir aşağıdan 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine 5 adet trabzan. Tığımızdan ipimizi çıkartıp ilk başlangıç noktasındaki trabzanımızın içerisinden kaydırıyoruz. 3 adet zincirimizi çekip tığımızın başını alıp aşağıdan 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine bir trabzan. Arada tekrar 3 adet zincir aynı yuva içerisine tekrar bir trabzan. 3 adet zincir 3 yuva atlayıp tekrar 5 adet trabzan yapıp kenar kısmındaki son popcornumuzu da yapıyoruz. Modelimize popcornla başlayıp popcornla bitiriyoruz. Bir adet zincir çekip ipimi sıkıladıktan sonra burada kesip başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Her sırada renk değişimi yapıyoruz. Diğer renk ipimizi ilk yapmış olduğumuz popcorn'un tepe noktasının bu şekilde göstermek istiyorum. Tam orta noktasından girerek ipimi buraya sabitliyorum. 4 adet zincir çekeceğim. İpimi de arada bu şekilde yürüterek zincirlerimi çekiyorum. 4 adet zinciri çektik. Tığın başını alıyoruz ve ilk V'nin içerisine 3 adet yan yana trabzan yapıyoruz. Arada
3 zincir tığın başına alıyoruz. Aynı yuva içerisine tekrar 3 adet daha trabzan yapıyoruz. Dört adet zincir tığın başına alıyoruz. Diğer V'mizin içerisine girip tekrar 3 adet trabzan, arada 3 zincir, aynı yuva içerisine tekrar 3 adet trabzan. Arada 4 adet zincir tığın başına alıyoruz. Bu aradaki görmüş olduğunuz yuvaları atlayıp yapmış olduğumuz V'nin içerisine tekrar trabzan. Arada 3 adet zincir, aynı yuva içerisine 3 adet daha trabzan. 4 adet zincir. Son yapmış olduğumuz popcorn'un tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 adet zincir çekip bu renk ipimizi de buradan kesip tekrar başlangıç noktasına dönüyoruz. Ana renk olan beyaz ipimiz bu şekilde her sıranın arasında ilerliyor. Renk geçişlerimizi de beyaz ipimizden sonra yapmış oluyoruz. Beyaz ipimizde de tekrar başlangıç noktasındaki popcorn'un tam orta noktasından girerek ipimizi buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip tığımızın başına alıyoruz. Yapmış olduğumuz yuvanın içerisine 5 adet trabzan yapıyoruz. İpimizden tığımızı çıkartıp ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe noktasına gelip burada popcornumuzu yapıyoruz. Arada 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz. Aşağıda yapmış olduğumuz popcorn'un tam orta noktasından girip mavi ipimizi de araya alarak trabzan yapıyoruz. Arada 3 adet zincir tığın başını alıp aynı yuva içerisine tekrar bir trabzan yapıyoruz. Burada ara boşluklara V'lerimizi kaydırmış oluyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz ve tekrar mavi yapmış olduğumuz yuvanın içerisine 5 adet trabzan. İpimizi tığımızdan çıkartıyoruz. Tığımızla ilk trabzanımızın tepesine gelip kaydırma yöntemiyle trabzanımızı popcorn'a çeviriyoruz. 3 adet zincir tığın başına alıyoruz. Aşağıda yapmış olduğumuz popcornumuzun tam orta noktasından girip bir trabzan. Arada 3 adet zincir aynı noktadan tekrar girip bir adet trabzan daha yapıyoruz. 3 adet zincir ve son yuvamızın içerisine girip 5 adet trabzan yapıyoruz. Burada tığımızdan ipimizi çıkartıp popcornumuzu yapıyoruz. 4 adet zincir ve son batmış olduğumuz mavinin yanına tekrar bir adet sık iğne ile beyaz ipimizi de birleştirmiş oluyoruz. Beyaz ipimizi de buradan kesip tekrar başlangıç noktasına gideceğiz. Bu iplerimizi daha sonra arkadan çekerek kaybedeceğiz. Bu şekilde bizim 3. sıramız da tamamlanmış oluyor. Diğer renk ipimize geçiş yapıyoruz.
İlk başlangıç noktasında batmış olduğumuz popcornun içine tekrar batıp renkli ipimizi buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip tığın başına alıyoruz. Bu yuva içerisine batıp bir trabzan. Tekrar tığımızın başına alıyoruz ve yanına bir adet trabzan daha. Toplamda aynı yuva içerisine 3 adet trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Popcornumuzun tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyoruz. 3 adet zincir tığın başına alıyoruz. V'lerimizin içerisine girip 3 adet trabzan yapıyoruz. Üç adet zincir aynı yuva içerisine tekrar 3 adet trabzan. Arada 3 zincir. Yapmış olduğumuz popcornun tam tepe noktasına bir adet sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 adet zincir ve V'mizin ortasına girerek 3 adet trabzan. Arada 3 adet zincir. Aynı yuva içerisine tekrar 3 adet trabzan. 3 zincir. Popcornumuzun tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. 3 adet zincir çekip buradaki son popcornumuzun içerisine de girip 3 adet trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktasında yaptığımız işlemi sonda da aynı şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Burada beyaz ipimizi de kesip, pardon, sarı ipimizi de kesip tekrar beyaz ipimizle başlangıç noktasına geliyoruz. Ben son bu sırayı da göstermek istiyorum. Trabzanımızın tam orta noktasından bir tanesi sağında bir tanesi solunda kalacak şekilde tam orta noktasından girip ipimizi buraya sabitliyoruz. 4 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımızın başına alıyoruz. Aynı yuva içerisine 5 adet trabzan yapıyoruz. Zincirimizi saymadan. Buraya 1 adet popcornumuzu yapıyoruz. 3 adet zincir çekiyoruz. Sık iğne ile batmış olduğumuz popcornumuzun tepesine batarak bir trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar başına alıyoruz. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha. 3 adet zincir. Yuvamızın içerisine tekrar 5 adet trabzan yapıyoruz. İpimizi tığımızdan çıkartıp ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden kaydırma yapıp popcornumuzu yapıyoruz. Arada 3 adet zincir tığın başına alıyoruz ve sık iğne ile yapmış olduğumuz bölüme bir trabzan. 3 adet zincir aynı yuva içerisine tekrar bir trabzan. 3 adet zincir diğer yuvanın içerisine tekrar 5 adet trabzan. Burada tığımızdan ipimizi çıkartıp popcornumuzu yapıyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz. Yapmış olduğumuz sık iğnenin tam tepe noktasından girip bir trabzan. Arada 3 zincir ve tekrar aynı noktaya bir trabzan. 3 adet zincir çekip ben burada sarı ipimin de kanadını almışım arkadaşlar. İpimi kesmediğim için. Öncelikle şu sarı ipimi buradan bir kesmek istiyorum. Modelimiz karışmasın.
3 adet zincirimizi çektik. Sarı ipimizi araya alarak yapmış olduğumuz trabzanların tam orta noktasından girip buraya 5 adet trabzan yapıyoruz. İpimizi tığımızdan çıkartıp kaydırma yöntemiyle son trabzanımızı da yapmış oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Buradan sonrası sıra tekrarına giriyor. Başlarken popkornumuzun tepe noktasından sabitleyerek iplerimizi başlıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de büyük zevk alarak bu modeli yaparsınız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.